Böyle bir fotoğrafı bu hale getirmeyi öğrenmek ister misiniz? Sevgili dostlar, fotoğraf çekmek kolay hoş geldiniz. Bugünkü içeriğimde yeni versiyonu çıkmış bir fotoğraf düzenleme aplikasyonunu inceleyeceğiz. Luminar Neo. Şimdi daha önceki Luminar'lar biliyorsunuz güzel programlardı. Yani profesyonellikten bence hala çok uzaktı, oldukça uzaktı. Şimdi ilginçtir. Bu yeni versiyonla beraber profesyonel rötuşlara çok yaklaşıyor. Evet hala çok eksikleri var. Profesyonel hala tam anlamıyla diğer aplikasyonlardan kurtulup da sadece Neo ile çalışamaz. Ama bu yeni ilave gelecek olan ilavelerle beraber işte maske, AI vesaire gibi yani bayağı bir zorlayacak. En azından siz profesyonel fotoğrafçılık yapmayan fotoğraf sevdalısı arkadaşlar artık profesyonel fotoğraflar çıkartabilecek güzel bir aplikasyona sahipsiniz. İsterseniz hemen neden bahsettiğimize bir göz atalım. Evet sevgili dostlar gözlerimi bir takayım önce. Şimdi az önceki fotoğrafa geldik ama o fotoğrafa gelmeden önce şuradan kataloğa gelelim. Katalog bölümü gördüğünüz gibi buradan ister fotoğrafları ilave edebiliyorsunuz, ister komple dosya ilave edebiliyorsunuz. Burada dosyalarınız vesaire var. Şimdi bundan bir tanesini seçiyorsunuz, sonra edit bölümüne geliyorsunuz. Daha önce Luminar AI ya da Luminar 4'e alışkın olan arkadaşlar burada bir takım değişikliklerin olduğunu fark edecekler. İlave olan çok güzel şeyler var ama Burada yaptığınız herhangi bir işlem daha sonra geri dönemiyorsunuz. Çünkü layer üstüne layer aslında açıyor bir anlamda. Onu göstereceğim ben size. Daha sonra yaptıklarınızı burada edit bölümünde bulabiliyorsunuz. Daha önce de presetler vardı. Buralarda dolaşıyordu, aşağılarda dolaşıyordu. Şimdi sağ üstte olduğunu göreceksiniz. Hemen presete gelelim. Bu fotoğraf için Urban Style tavsiye etmiş. Ve buradan diyelim ki size Old Town tam da buna uygun Old Town ile beraber bir başlangıç noktasına girip daha sonra tekrar Tools'larla beraber söz gelimi Enhance yapıp belki de, de, de Relight yapıp vesaire vesaire dokunmalar yapabilirsiniz. Ama biz bugün onları yapmayacağız. Bu şey bölümlerini bu Preset bölümlerini kendi kendinize incelemenizi tavsiye ederim. Bu işinizi çok kolaylaştıracak. Hatta çok beğenirseniz de ...hiçbir rötuşta da ihtiyaç bırakmayacaktır. Şimdiden söyleyeyim size. Burada ne yaparsanız yapın... ...mutlaka önce Develop Raw ile başlayın. Bu oldukça da güçlendirilmiş bir bölüm... ...sevgili dostlar. Burada gördüğünüz gibi çok fazla şeyler var. Yani normal bildiğimiz Light'ın dışında... ...Black and White var, Curves var, Colors var... ...Sharpness, Noise Reduction ve Optikler var. Şimdi genellikle ben Curves'ımı açık bırakıyorum çünkü... Gördüğünüz gibi bu fotoğrafın histogramı da burada. Oldukça da güçlü bir bölüm. Çünkü buradan eğer bu körve anlayabiliyorsanız yapabileceğiniz o kadar çok şeyler var ki yukarıda yaptıklarınızın aşağı yukarı hepsini buradaki vereceğiniz noktalamalar ile arzu ettiğiniz gibi aslında ışıklandırabilirsiniz. Şimdi hep basit bir örnek gösterelim. Ben burada mesela birazcık ışığını açmak isterken gölgesini aşağı indirmek istiyorum ama orta tonlarını da artırmak istiyorum şuradaki bir dokunuş ile bile bayağı bir değişti. Ama şimdilik bugünlük mevzumuz değil. Körbülerle fazla uğraşmayacağım. Kafanızda karıştırmayacağım. En daha basit, daha doğrusu en basit işlemlerle başlayacağız. Bu fotoğrafa baktığım zaman az bir şey bir exposure istediğini, görüyorum. Minimal bir ilave. Mutlaka smart kontrastı ben katarım. Şöyle 15 civarı. Highlight'ı azaltırım. Program hala birazcık yavaş işliyor onu söylemekle yükümlüyüm arkadaşlar. Sonra Shadow'u gerektiği kadar açarım. Black and White'a bakalım. Black and White'a da yine bir kontrast artırmak için beyaz bir parça açıp siyah bir parça kısabilirsiniz. Aynı işlemi arzu ederseniz burada da yapabilirsiniz. İki tane nokta koyarak. Şurada Highlight'a bir parça dokunup. Şuradan da Shadow'u bir parça aşağı çektiğiniz zaman ayarlarsınız. Sonra Color gelirsiniz. Color'da burada gördüğünüz gibi beyaz dengesi vesaireniz var. Bu resme baktığım zaman ben bu tür manzara resimlerini ki buna ben manzara resmi diyorum. Old Town. Bir parçacık ısıyı artırmayı seviyorum sevgili dostlar. Bu ısıyı artırmak renklerin sıcaklığını bir parça artırmaya eşdeğer olacaktır. Şimdiden bile oldukça güzelleşti gördüğünüz gibi. Satürasyona pek dokunmayı sevmem ama genelde Vibrance'la bir parça bu fotoğraflarda, daha doğrusu bu programda kullanmayı öğrendim ve oldukça da güzel renk aksanları ilave ettiğini gördüm. Fotoğrafa yakından baktığım zaman çok da fazla öyle bir keskinlik problemi olmadığını gördüğüm için sharpness'e çok dokunmayacağım. Noise reduction, noise reduction da pek dokunmayı düşünmüyorum isterseniz. Optine'ye bakalım. Bakalım bir auto distortion Correction la beraber oldukça güzel ya, Auto Fix chrom Chromation ve Auto Difference diyelim arkadaşlar. Bu hepsini yaptıktan sonra bakalım burayı kapatalım. Şimdi burayı kapattığımız ve tekrar açtığınız zaman burada ayar, ayarlarım yok demeyin çünkü ayarlarınız Edit bölümünde. Burada yaptığınız bütün ayarlara tekrar daha sonra gelip bu bölümden tekrar müdahale edebilirsiniz. Yaptığım ikinci şey bu develop bölümünde tatmin olduktan sonra enhance bölümüne gelip bakın arzu ederseniz önce bir sonuna kadar açın. Bekleyin bir parça. ha, Arzu ederseniz böyle de bırakabilirsiniz. Ya da daha sonra renklerle oynayacaksanız azaltabilirsiniz de. Ben bugün tam tersini yapacağım. Bunu birazcık çoğaltacağım. Çünkü size biraz renklerle oynamanın gücünü göstermek istiyorum. Sky Enhancer'a hiç gerek yok. Çok fazla geliyor. Bakın burada Gökyüzünün maviliği çok güzel ortaya çıktı ama bu sefer de şu Teneke tavan diyeceğim ben buna Başka bir şey gelmiyor aklıma Renginin arttığını daha doğrusu kötüleştiğini göreceksiniz O zaman burada Colors'a geleceğiz Ve HSL'e geleceğiz sevgili dostlar HSL'de Hue yerine Satürasyon'a geleceğim Ve mavinin Satürasyon'unu ben bir parça burada azaltacağım. istediğim yere geldikten sonra ve daha sonra da maskeleyeceğim bu bölümü. Şimdi maskenin ölçüsüne şöyle bir dokunalım. Şöyle. Korkmayın biraz taşsa da sadece mavi etkileyeceği için alt renkleri etkilemeyecektir. Şöyle bakalım öncesi ve sonrası. Gökyüzüne hiç dokunmamakla beraber sadece bu tavanın şeyini azalttık. Şimdi bunu ben kapatıyorum. Bu bir layer olarak düşünün, bir düzeltme layer olarak düşünün. Şimdi tekrar renklere geleceğim. Renkler içerisine bakıyorum ben mesela. Ne, ne istiyorum? Mesela yeşillerle oynayalım bir parça. Yeşillerin saturasyonu değil biraz hue'sunu hue değiştirelim. Bu yeşili birazcık daha yeşili ve e, pardon. Bir, e, birazcık daha sarıya doğru kaydıralım. Ve bunun da saturasyonunu bir parçacık artırırken Birazcık da ışığını yani lüminansını artıralım sevgili dostlar. Ve hemen burada öncesi ve sonrası şu anda bile resim çok güzel değişmeye başladı gördüğünüz gibi. Daha sonra başka dokunacağım yer var mı ona bakıyorum. Renk için şu an için yok sevgili dostlar. Çok sevdiğim bir şey var. Landscape bölümü hakikaten müthiş. Bu landscape bölümünde golden hour deyip şimdi abarttım korkmayın onu, onu düzelteceğim. Ee, o hani Gün batımının altın saatleri dediği bir ilave yapmayı becerebiliyor. Şunu şöyle ben bir parçacık ilave yapacağım. Çok hafif bir golden hour e, ilave etmiş olduk buraya. Foliage yani hensel, foliaj yani yeşil olan, bitki olan her şey rengini ve aksanını artıran bir özelliğe sahiptir. Burada buna hiç gerek yok, çok fazla olur. Abartmaya da gerek yok ama az bir şey, bir şeycik böyle dokunalım değil mi sevgili dostlar? Landscape at advanced settinge gelirsek fona hue'yu da arzu ettiğimiz gibi değiştirebiliyoruz gördüğünüz gibi. Tekrar bu tarafa doğru çekip arzu ederseniz birazcık daha şu renge doğru da döndürmüş olabilirsiniz. Çok güzel oldu. Hemen öncesine ve sonrasına bakalım. Bakın görüyor musunuz ışık gelmeye başladı. Burayı da kapatıyoruz sevgili dostlar. Yeni kreatif bölümdeki yeni özelliklerden bir tanesi relight yani yeniden ışıklandırma. Yakın ve uzak. Biz şimdi şu yakını ışıklandırmak istiyoruz. Brightness near diyeceğiz. Bunu bir sonuna kadar açıp depth day, yani derinlik anlamına geliyor. Şu derinliği ileriye doğru çekip istediğimiz yeri ışıklandırdıktan sonra da ışığın tekrar şiddetini kendimiz ayarlayacağız. Yerli yerine oturtmak için. İşlem bitsin. Şimdi tekrar öncesine ve sonrasına bakalım sevgili dostlar. Ve şu ana kadar fotoğrafımız buradan buraya getirdik. Böyle hafif dokunuşlarla. Şu anda başka yapmak istediğim... Evet. Bütün işlemi genellikle bitirdikten sonra da vinyet ilave edeceğim ama daha önce şu süper kontrastın gücünü göstermek istiyorum size. Burada hem highlight'a hem orta tonlara hem de gölgelere Hakem olabiliyorsunuz. Ne yaptım? Yani ne yaptığınız şimdi kısaca göstereyim ben size. Şimdi highlight kontrastı bir artıralım. Bu ondan sonra da highlight balance sağa doğru çekerseniz koyulaştırırsınız, sağ, sola doğru çekerseniz de artık gördüğünüz gibi kontrastını artırmış olursunuz. Şimdi tabii bu kadar değil. Ben size göstermek için çok arttırdım ama şu highlight'ı ben birazcık daha açmak istiyorum. Çok değil. Heh, Orta tonlar, orta tonları geleceğiz. Orta tonlarda da bir parça orta tonları açmak istiyorum. Ondan sonra tekrar normal dengesini bulalım bunun. En sonda da shadow. Shadow iyice birazcık abartacağım. Önce ne yaptığını göreceğim sevgili dostlar. Çok fazla olduğunu görüyorsunuz değil mi? Silindi birazcık fotoğraf. Ne yapacağız? Shadow balance'ı buraya da getireceğiz. Ve kontrastımızı bu sefer shadow'da azaltacağız süper kontrastın gücünü görmek için fotoğraf şuradan şuraya getirdik. Hep fotoğraf hep ne diyorduk? Parlatmaktan bahsediyorduk. Ha, i̇sterseniz bu color harmoniye de gelebilirsiniz. Color kontrast var, split warm Tone var, color balance var. Bu da çok güçlü bir özellik. Burada hem shadow'a hem mid tone'a hem de highlight'a e, hakim olabiliyorsunuz ve doğrudan doğruya hue'larıyla ve şeyleriyle oynayabiliyorsunuz. Renkleriyle oynayabiliyorsunuz. Bu yumuna dokunma ihtiyacını duymuyorum. Daha önce de söylemiştim. Ne yapacağım? Vinyet ilave edeceğim. Bir vinyet ilave edeceğim. Şimdi bu tarafa çekersek açıyoruz. Bu tarafa çekersek koylaştırıyoruz. Vinyetin güzeli sırrı az bir dokunuştan kaynak olmadı. Bakayım. Heh. Çok fazla değil. Şöyle biraz bir şey. Bir vinyet koyar isek. Bekliyoruz. Evet. Bunu da kapattık. Bakın genelde bütün bunları yaptıktan sonra bir kez daha renk, bir kez daha pardon çok özür dilerim. Bir kez daha enhance'e gelir. Enhance'de bir parçacık daha fotoğrafı AI'nin cilalamasına izin veririm. Yaptığım en son şeyde genellikle gelip burada renkten saturasyonunu bir parça kısalım. Ta ki renkleri abartısını ortadan kaldırana kadar Sadece parlatmayla işi bitirene kadar bunu da kapatmış olurum sevgili dostlar. Fotoğrafımız buydu. Buraya geldi. Bu da yeni Luminar Neo'nun gücünü göstermek. Bir fotoğraf daha yapalım ister misiniz? Burada çok bahsetmediğim ama bu fotoğrafta biraz gö göstermek istediğim bir özelliği daha var. Ya aslında bu fotoğraf çok armşan bir fotoğraf değil. Çünkü bu fotoğraf ben filtresiz çekmiştim. Dolayısıyla da lens flaring dediğimiz şu gördüğünüz güneşten kaynaklanan bir ton noktalar. Çok fazla bir şey yapmayacağım. Esas sadece şu anda enhance'ı yükseltip yetmedi. Bir kere daha yükseltelim. Çok oldu. Bunu buraya getirelim. Ve şurada gördüğünüz gibi bir ton gölge ve noktacık var. Erase, o burada o kadar güçlü ki. Şurada da gördüğünüz gibi elektrik telleri var ya da herhangi teller var, power line dediğimiz gibi. Bu ere silme bölümü. Önce Remove Dust Spots diyeceğiz, yani lensinizin kirliliğinden şuradaki bütün fazlalıkları temizle diyeceğiz. Ve yapay zeka hakikaten çok akıllı bir biçimde göreceksiniz ki bu noktaların hepsini siz hiç uğraşmadan pırıl pırıl temizlemiş olacak. Şimdi şuradaki şeye bakın, tellere bakın. Remove power lines. Onu da dokunduğunuz zaman E tabi biraz çalışıyor. Gördüğünüz gibi onlar da yok oldu. Bir de normal şartlarda tabi sizin fırçanız da var. Üzüldüğüm tek nokta şu anda bütün şeylerde ne yazık ki sadece fırça hakkını tanıyor. Daha sonra ila tekrar gelecek biliyorum. Mask AI'ın dışında da o tekrar işte lineer gradient ya da radial gradient maskelemeleri tekrar ilave edecekler. Bu birazcık hızlı çıkmış bir luminar noy olduğu için eksikleriyle beraber çıkmış ama çok süratli bir biçimde düzeltecekler. Evet sevgili dostlar. Düzelteceğimiz son noktalar şuradaki bizim beğenmediğimiz Flaring dediğimiz şeyleri bakalım ne kadar düzeltebilecek. Hatta şunları bile şöyle bakayım, deneyeyim. Hani abartalım ve zorlayalım programı sizinle beraber istiyorum ki program ne kadar becerikli, ne kadar değil görelim ve erase diyelim. Allah bir şey söyleyeyim mi size? Şaşırtıcı derecede başarılı. Hatta hadi şımaralım şunları da temizleyelim. Bakalım ne kadar temizleyebilecek. Başka var mı? Yeter bu kadar. Burayı da temizleyelim. Allah oldukça başarılı. Bu da Luminar Neon'un yeni Erase bölümü yani sil bölümü. Daha bu programın çok özellikleri var. E, yanlış ben de daha öğreniyorum. Bir de hepsini göstermeye kalksam inan bana 3-3,5 saatlik falan bir içerik yaparım. Dolayısıyla böyle yapmayacağım. Bölüm bölüm yapacağım ben bunları size eğer arzu ediyorsanız ve hoşunuza gittiyse. Hoşunuza gittiyse de lütfen bunu belirtin. Bu mesela çok kuvvetli olduğu e, özelliklerden bir tanesi de portre düzeltme konusunda çok başarılı. Başka özellikleri de var. Onların yavaş yavaş teker teker gölgelerin arkasından gün ışığına çıkartacağız. Evet sevgili dostlar, umarım bu içerik hoşunuza gitmiş ve beğenme butonuna hak etmiştir. Eğer hala abone değilseniz lütfen abone olursanız çok sevinirim. Hem bu kanala destek olmuş olursunuz. Hem de sevgili dostlar bu içeriklerin daha geniş bir kitleye çok daha süratli bir biçimde yayılmasına yardımcı olmuş olursunuz. Sevgili dostlar yorum yazmaktan lütfen çekinmeyin. Elimden geldiği kadar yazdığınız bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Luminar Neo ile seriyi artırmamı istiyorsanız, daha çok yapmamı istiyorsanız lütfen bunu da belirtin ki daha çok Luminar serisi yapalım. Böylelikle Luminar Neo'yu da bir parça insanlara tanıtmış oluruz. Şunu söyleyebilirim. Luminar Neo yavaş yavaş Profesyonelde aynısı kullanmayacağı, tek başına kullanmayacağı ama kullanmaktan bence çok da zevk alacağı. Ama siz sevgili fotoğraf sevdalısı para kazanmayan profesyoneller. Ben amatör de, lafını kullanmak istemiyorum. Valla yavaş yavaş bu luminar ne o ya? Sanki sizin için biçilmiş kaftan bir program gibi gözükmeye başladı. Daha ne özellikler var hepsini göreceğiz zaten merak etmeyin. Şimdilik bu kadar. Sevgili dostlar sağlıkla kalın, huzurla kalın, barış ile kalalım. Hoşçakalın. Ben Erdin Çamaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük bu kadar.